Merhabalar sevgili seyirciler. Kitabi programıyla tekrar karşınızdayız. Bu hafta konuğum Mehmet Nuri Yardım. Mehmet Bey kendini kültür sanat dünyamıza adamış değerli bir isim. Yazar, yayıncı. Babıali'nin yaşayan hafızası diyebiliriz aslında. Babıali'den, Türk kültür hayatından kimler geldi, kimler geçti? Bunların hepsini Mehmet Nuri Yardım Bey'le konuşabiliriz. O, gerçek anlamda kültür sanat dünyamızın derviş yazarlarından. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Aslında bu iltifatlarınıza layık olduğumu düşünmüyorum. Kendimi bir kültür hammalı, hizmetkarı olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Bu arada Kitabi programına da ilk defa katılıyorum. Zaten yeni program. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel bir isim. Kitabı. Hakikaten bizim bir kitap medeniyetimiz var. Ve o medeniyet çerçevesinde bizim milletimiz yoğrulmuştur. Dolayısıyla çok anlamlı, güzel, kısa, hesabı olmayan kitabi bir program olmuş. Elinize sağlık efendim. Yani tabii Türk medeniyeti kitabi bir medeniyettir. Maalesef bizim kültürümüzü özellikle bize düşmanca yaklaşan Batı kesimi ve emperyalizmi bizim kültürümüzü yok saymakta. Sanatımızı, estetiğimizi, yazımızı bizi sadece şiirle, kopuzla anlatmaya çalışan bir yaklaşım var. Ama halbuki bizim kütüphanelere sığmayacak kadar eserlerimiz var. Sadece bugün için değil, 1000 yıl geriye gittiğiniz zaman da bizim atalarımızın miras bıraktığı, yazıya döktüğü bilim, sanat, mimari hala her tarafta kendini gösteriyor. Biz geniş ve derinliği olan bir medeniyetin bugün biraz da kısır kalmış fertleriyiz. Tabii bunun birçok sebebi var. Niye kitabilikten bu noktaya geldik? Biz istedik ki bu programımızda insanlarımıza kitabi olmanın erdemini anlatalım. Kitabi olmanın faydalarını konuşalım. Bu dünyamıza ışık saçan isimleri hatırlayalım istedik. Siz de tabii Babıali'de ömrünüzü geçirmiş bir dostumuzsunuz. Sağ olun, güzel kitaplarınızla da bunları taçlandırıyorsunuz. Nasıl şu anda kitap dünyamız? Evet, teşekkür ederim bu soru için. Aslında ben biraz farklı şeyler söylemek istiyorum. Çünkü genelde şöyle bir düşünce var. İşte Türk milleti kitap okumaz. Kültürle, sanatla ilgisi yoktur. Bu yolda bir hayli şikayet var. Hatta bazı yazarlarımız daha verdikleri konferanslarda bunu söylerler. Hatta vahim şu cümleyi de kurarlar. Türkiye dünyada en az kitap okunan ülkedir mealinde söylemlerde bulunurlar. Bunlar doğru değil İrfan Bey. Bunlar aşılmış artık. Yani biz gerçekten kitabi bir medeniyetin kıymetini bilen bir toplum olmuşuz bugün. Peki bunu nasıl ispatlarsınız diye sorabilirsiniz. Söyleyeyim. Evet, son 40 yılım Babıali'de geçti. Yayın dünyasında geçti, basın dünyasında geçti. Edebiyat çevrelerinde geçti. Şu anda çok çok iyi bir noktadayız. Daha da iyiye doğru gidiyoruz. İstatistikler kesinleşti. Bunu da Basın Yayın Birliği açıkladı. Türkiye dünyada en çok kitap okunan 11. ülke oldu. Şu anda durum böyle. Yani şu anda Türkiye dünya sıralamasında 200 ülke arasında 11. ülke. Duydunuz mu sevgili seyirciler? Evet, 11. dünyada ülke. 11. sıradayız. Tabii kitap okuma sırasında. Elbette bunu şöyle de ispatlayabilirim rahatlıkla. Benim İstanbul'a geldiğim 1980'li yıllarda sadece İstanbul ve Ankara'da kitap fuarları açılıyordu. Sadece. Başka yerde yoktu. Ama bugün neredeyse 81 vilayetimizde, 81 ilimizde, hatta birçok büyük ilçemizde kitap fuarları açılıyor. Mesela İstanbul'da, Üsküdar'da, efendime söyleyeyim Bağcılar'da, Bahçelievler'de ve birçok ilçede kitap fuarları açılıyor. Beyoğlu'nda. Demek ki bir talep var. Halkımız, gençlerimiz kitap okumayı seviyor, kitap alıyor, okuyor, düşünüyor. Bu kesin. Peki bir ikinci ispatı nedir?
yurt dışı fuarlara da katılıyoruz. Ve yurt dışı fuarlarında da Türk yayıncılığı başarılı. Tercüme faaliyetleri yapılıyor. Mesela geçmişte sadece 2-3 yazar tanınıyordu dünyada. Türk yazarı olarak söylüyorum. Sadece birkaç yazarın kitapları tercüme ediliyordu dünya dillerine. Ama bugün yüzlerce yazarımızın romanları, hikaye kitapları, fikir kitapları dünyanın birçok diline çevriliyor. Bu dahi bizi bence ümitli kılmaktadır. Ümit var yapmaktadır. Dolayısıyla hiçbir zaman gençlerimiz okumuyor, halkımız okumuyor dememek lazım. Her şimdi, her geçen gün çok büyük bir faaliyet var, yayın faaliyeti var. Yine çocukluğumda hatırlıyorum. Birkaç yayın evi vardı. Yani 70'li yıllarda çocukluğumu yaşadım. Koca Türkiye'de birkaç yayın evi kitap çıkarıyordu. Şimdi kitap katalogları geliyor. Yüzlerce yayın evi var. Her yayın evinin yüzlerce kitabı. Bazı yayın evlerinin Ötüken gibi, Dergah gibi, Damla gibi bazı yayın evlerinin binlerce kitabı yayınlanmış. Bütün bunlar bence bizi ümitli kılmalı. Çok iyi bir gelişme var kültür sanat dünyasında, bilhassa kitapçılık ve yayın dünyasında. Evet. Mehmet Bey, özellikle önümde Romancılar Konuşuyor diye bir kitabınız var. Evet. Bu kitapta çok değerli romancılarımızla yaptığınız röportajlar var. Evet. Şimdi her ülkenin, her kültürün roman yazarlarının ortak işlediği konular olur. Yani ortak paydada buluştukları bir şey olur. Mesela Rus edebiyatının, Rus romancılarının özellikle işte Tolstoy olsun, Dostoyevski olsun veya Amerikan yazarlarının dönem de buna tabii ki şey yapabilir, etkisi olabilir ama şu anda özellikle bu röportaj yapmış olduğunuz yazarlar özelinde soruyorum. Bizim ortak ortağımız nedir? Ortak evet, buluştuğumuz noktamız nedir? Yazarlarımız. Bence önemli bir soru. Elbette Türk romanında çok farklı temalar işlenmiştir. Değişik konular ele alınmıştır. Cumhuriyet döneminde Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri, Halide Edip gibi yazarlar daha çok yeni dönemi benimsetmek amacıyla romanları yazmışlardır. Anadolu'dan bahsetmişlerdir. Fakat Anadolu'dan bahseden köy romancılar dediğimiz bir kesim var ki onlar maalesef ve ne hikmetse tamamen köyümüzü, köylümüzü karalayan, kötü gösteren, agresif gösteren bir yayın anlayışıyla o romanları kaleme almışlardır. Özellikle köy enstitüsü mezunu olan romancılardan söz ediyorum. Fakat onların dönemi de bitti. Son dönemde, son 40-50 yılda başta Tarık Buğra, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Samiha Ayverdi, Münevver Ayaşlı, Safiye Erol, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi, Peyami Safa gibi birçok yüz akı olan romancılarımız vardır. Ve bu yazarlarımız Emine Işınsu, Sevinç Okum ve daha devam edebilir Sabahat Emir. Bu romancılarımız bizi anlatıyorlar. Mehmet Niyazi, zaman zaman isimler aklıma geliyor. Allah rahmet eylesin, Mehmet Niyazi Bey'i de yeni kaybettik. Böyle çok kıymetli romancılarımız var. Bu romancılar bizim insanımızı anlatıyor. Dertlerimizi, düşüncelerimizi, kaygılarımızı, sevinçlerimizi, kısacası duygu dünyamızı, düşünce dünyamızı anlatıyorlar. Ve yerli ve milli bir anlayışla kaleme alınmış romanlar bunlar. Yani Abbas Sayar'ın Yılgıtını da buna dahil edebiliriz. Yani ortada olan birçok yazar da gerçekten bizim insanımızı mükemmel bir şekilde anlatmıştır. Tabii bu ilgiden sonra genç romancılarda da bir artış görüyoruz. Yani adeta bir patlama ve en çok ilgi gören alan tür roman. Ayda ortalama, senede ortalama 400-500 roman yayımlanıyor. Bu çok iyi bir rakam. Yani dünya ölçeğinde iyi bir rakam. Elbette yayımlanan bütün romanlar mükemmel olmayabilir. Aralarında vasat olan var, vasat altı olan var ama çok iyi romanlar da var. Dolayısıyla ben gazetecilik yaptığım, fiili olarak gazetecilik yaptığım dönem içinde yaşayan romancılarla böyle birebir röportajlar yapmıştım. İşte Romancılar Konuşuyor, daha buluştu bu mülakatlar. Aralarında mesela Cengiz Aytmatov var. Evet, geçen hafta özellikle uzun programımızın uzun bir bölümünü Cengiz Aytmatov'a ayırmıştık. Ben de yakinen tanıdığım bir romancı
Tabii. Allah rahmet eylesin. Tahir Kutsi Makal var. Evet, Tahir Kutsi Makal. Onunla benim çok önemli, güzel bir hatıram var. İsterseniz paylaşmak isterim. Buyurun, lütfen. İstanbul'a yeni geldiğim dönemde, işte 16 yaşında yazdığım bir romanım vardı. Çocukça yazdığım bir roman. Ciltletmiş, güzelce ambalaj yapmıştım. Ben Tokatlıyım ama anne tarafım Denizlili. Denizli olduğu için de Gürbüz Aza aradım, buldum. Üniversiteyi yeni kazanmışım. Geldim kocaman bir ofisi, girdim içeriye, kendimi tanıttım. Koskoca bir masa. Efendim dedim, ben böyle böyle bir roman yazdım. Roman işte Rusya'da kaçan bir Türk aileyi anlatıyor. Aldı romanı. Sadece Gülübüz Aza'yı görüyorum. Odada başka kimse var mı? O şey değil, tamam, ona konsantre. Ona odaklanmış vaziyetteyim. Aldı. A4 50 yazmışım, ciltletmişim. Şöyle bir karıştırdı, okumadı bile. Karıştırdı, tak attı önüme. Evet. Böyle dedi, romancı olmak öyle kolay değil dedi Gülbüz abi. En az dedi 40 yaşına gelmen lazım romancı olabilmen için. Tabii ezildim, büzüldüm. Demoralize oldum ciddi anlamda. Moralim... Aslında sizi sıramıştır Gürbüz Bey. İnşallah bir gün böyle bu programda da beraber olursunuz. Gürbüz Bey insanları teşvik eden bir, evet, insandır. Fakat bakalım gerçekten edebiyata bunu samimi olarak bağlı mı değil mi diye. İnşallah önümüzdeki haftalarda Gürbüz Azak Bey'i davet ettiğimde kendisine de bunu tekrar anlatacak. Kendisi unutmuştur muhtemelen. Evet. O arada bir anda fark ettim. Gürbüz Bey'in masasının önünde ufak tefek bir birisi oturuyor. Gülbüz Bey bana fırça atarken o almış şeyi inceliyor, romanı. Evet. Evladım dedi, sen bu deli adama bakma dedi. Bu kadar kelimeyi bir araya getiren bu yaşta birisi dedi, boş olamaz dedi. Sen yazmaya devam et dedi. Ne güzel. Çantasını açtı, çantasını çıktıdan 3 tane tarla dergisi çıkarttı. Evet. Ben dedi Tahir Kutsi Makal. Evet. Tarla dergisinin de sahibiyim dedi. Allah rahmet eylesin. Al bu dergileri dedi. Bundan sonra benim yazarımsın sen dedi. Her ay dedi Tarla dergisine bir yazını göndereceksin bana dedi. Haftaya dedi senin kart vizitini de gönderiyorum dedi. Ne güzel. Yani tam dengeyi kurmuş evet. Merhum Tahir Kutsi Makal. Çok kıymetli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hatta Tarla dergisinin son sayısını ben Deniz hazırlamıştım, evet, vefatından sonra. İşte Baba Ali böyle hikayelerle dolu. Çok. Aslında bu hatıralar hakikaten çok önemli. Ben Gürbüz Bey'in o davranışını da belki bir sınama olarak görüyorum. Bakalım İrfan kardeşimiz gerçekten romana, edebiyata tutkulu mu? Yoksa böyle bir karşı çıkmayla hemen vaz mı geçecek diye. Fakat Tahir Kutsi Makal da sahip çıkarak bir bakıma o dengeyi kurmuştur. Tahir Bey'e Allah'tan rahmet, evet, diliyorum. Gürbüz Bey'e de buradan selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Babali'nin müstesna konuğumuz olur. İsimlerinden biridir. Evet. Babali'nin gerçek anlamda bir, evet, beyefendisidir. Yani bu Gürbüz kitaplar Bey. Şöyle oluyor. Tabii gazetelerde bilirsiniz, siz de gazetecilik yapıyorsunuz. Bazen röportajlar unutulup gidiyor. Evet. Mesela Mustafa Necati Sepeçoğlu'yla rahmetli de yaptığım bir röportaj unutulmuştu gazete içinde. Sonra kitabı alınca okunuyor. Evet. İşte Emine Aşonsu, Mehmet Niyazi, Tarık Buğra ve diğer isimler, bence onlar her zaman okunması gereken, her zaman romanlarına dikkat çekilmesi gereken müstesna sanatkarlarımızdır. O bakımdan ben röportajlarımı da kitaplaştırdım. Mesela şiirimizden Portreler kitabında şairlerimizi bir araya getirdim. Evet. Çünkü sanat ve edebiyat usta çırak münasebetiyle devam eder, bilirsiniz. Yani genç şairler usta şairleri, genç romancılar usta romancıları tanımalı, okumalı ve onlardan feyz almalı, istifade etmeli. O zaman yeni Tarık Buğralar yetişir. Evet. O zaman yeni Tahir Kutsiler yetişir. Yeni Necip Fazıllar, yeni Yahya Kemaller yetişir. Öyle değil mi efendim? Evet. Yani sancısı olmayan bir gençlik gerçekten tehlikeli bir gençlik olur. Geleceğe dönük sancıları olmalı, kültürel sancıları olmalı. Bu bahsettiğiniz isimlerin hepsi o sancıları derinlemesine, tabii, yaşamış, evet, ve bizlere de o sancıların ne olduğunu anlatmış isimler. Sizin özellikle Babali, Cağaloğlu, o Türk medyasının eski mekanı, orada güzel aktiviteleriniz de oluyor, toplantılarınız da oluyor. Önemli isimleri gençlerle buluşturuyorsunuz. Bunlar da durum nasıl? Bana ben bunun önemli bir hizmet olduğuna inanıyorum. Yani birileri bunu yapmalı. Babali özellikle semt olarak çok güzeldir. Basın dünyamızın, yayın dünyamızın merkezidir. Gazetecilerimiz buralara sahip çıkmalı.
Eskader'i kurduğumuz zaman arkadaşlarla ilk çalışmamız toplantılarla oldu. Ve Bağbali sohbetlerini başlattık. 8 sene devam etti. Şimdi onun bir bakıma devamı niteliğinde Bağbali Endonun sohbetlerini sürdürüyoruz. Nerede? Yeni Dünya Vakfı'nda, Canoğlu'nda. Tam da valinin yukarısında. Bütün herkesi davet ediyoruz. Her Perşembe günü orada çok kıymetli dostlar geliyor, insanlarımız geliyor. Mesela geçenlerde Tercüman Gazetesi'ni Ünal Sakman Bey anlattı. Hı hı. Biliyorsunuz Türk basında önemli bir yeri vardır tercümanın. Ve tercümanın nasıl tercüman olduğunu biz Ünal Bey'den dinledik hatıralar eşliğinde. O toplantıya birçok tercüman mensubu da gelmişti. Bu hafta Mehmet Akif'i andık. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Esat Kabaklı gelecek ve gençlerimize türkülerini söyleyecek. Biloğlu'nun başta olmak üzere diğer sevilen eserlerini seslendirecek. Ondan sonraki hafta Mehmet Emin Alkan, bizim Anadolu Gazetesi'nin sahibi, kurucusu, biliyorsunuz Türk milliyetçilerinin de bir bakıma babası kabul edilen Mehmet Emin Alkan. Tabii bu zatları unutturmamak lazım. Ben hep onu düşünüyorum. Gençlerimiz kendi değerlerini tanırlarsa, kendi büyüklerini tanırlarsa kendilerine olan güven artar. Zemine daha sağlam basarlar. O yüzden ustalarla çırakların buluşması lazım. Hocalarla talebelerin bir araya gelmesi lazım. Biz sohbet toplumuyuz aslında. Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, Oğuzlar'dan bu yana sohbeti severiz. O sohbet geleneğini istiyoruz ki Canoğlu'nda da sürdürelim. Ve yaklaşık bir senedir yeni dönem olarak Bağbali Enderun sohbetleri devam ediyor. Birçok değerli yazarımız, sanatkarımız, gazetecimiz geliyor. Orada konuşuyor, anlatıyor. Bizler dinliyoruz, gençler dinliyor. Hakikaten bir beyin fırtınası esiyor. İnsanlar istifade ediyor ve toplantı bitiminde inanın insanlar ayrılmak istemiyor, teşekkür ediyorlar. O yazarın yeni bir kitabı çıkmışsa onu imzalatıyorlar. Beraber hatıra fotoğrafları çekiliyor. Böyle güzel sahneler yaşanıyor. Peki, yayın dünyasına dönecek olursak, özellikle siz de yayıncısınız aynı zamanda. Türk yayıncıları, Türkiye'deki yayıncılar tercüme ederek eserleri yurt dışında hem yani belli bir bölge kastederek söylemiyorum. Bu Avrupa olabilir, Orta Asya olabilir, Afrika olabilir, başka ülkelerde pazar aramak anlamında hem oralara Türk romancısının, Türk yazarlarını ulaştırabilmek hem de oralardan da bir satış elde edebilmek için bir çalışma yok mu? Aslında çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Gerçekten bu anlamda da çok güzel gelişmeler var. Ben 80'li yıllarda Mısırlı bir profesörle, şu anda İstanbul'da Profesör Doktor Muhammed Harp'le bir röportaj yapmıştım. Necip Fazıl hakkında. Ve demişti ki maalesef Mısırlı aydınlar bile Necip Fazıl'ı tanımıyor. Türkiye'yi tanımıyor. Osmanlı'yı tanımıyor. Sadece birkaç böyle yazarın kitapları çevrilmiş Arapçaya. Ama aradan 30 sene geçti ve şimdi bakıyoruz ki İslam dünyasında, Türk dünyasında, Avrupa'da, dünyanın birçok yerinde Türk yazarları artık tanınıyor, okunuyor. Bunda aslında mesela Türk dizileri çok izleniyor. Onların da etkisi oldu. O biraz bir şey kapı araladı elbette, aslında. Elbette. Mesela yani Diriliş yapılması Ertuğrul. Yapılması gereken zannediyorum ki farklı ülkelerde, farklı yayın evleriyle ortak çalışmalara i̇şte, girmek. İrfan Bey, bu fuarlarda yapılıyor. Şimdi mesela Frankfurt Kitap Fuarı gibi dünya çapındaki büyük fuarlarda bütün dünya yayıncıları bir araya geliyor. Ve birbirlerinin kitaplarını inceliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela Azerbaycan Türkçesine aktarılması gereken kitapları orada konuşuyorlar. Arapçaya, Rusçaya, İngilizceye ve diğer dünya dillerine. Bu bakımdan fuarlar, dünya fuarları önemli. Ve orada bizim yazarlarımız, yayıncılarımız öne çıkıyor. Kendi kitaplarını tanıtıyorlar. Bu yüzden yüzlerce Türk yazarın, romancının, hikayecinin, fikir adamının eserleri artık dünyanın birçok diline çevriliyor. Bu da bence çok büyük bir kazanç. Yani kültürümüzü dünyaya yayma adına çok güzel bir hizmet. Evet. Peki onlarca, yüzlerce yazar tanıdınız. Evet. Kimseyle, evet. Kimiyle röportaj yaptınız, kimiyle dostluk kurdunuz. Sizde iz bırakan isimler kimlerdi? Vallahi tabii bu zor bir soru. İşte hakikaten şöyle ki zor. Yüzlerce yazar,
aralarında Münevver Ayaşlı var, Sami Ayverdi var, Tahsin Mangoğlu var, Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu var, Ahmet Kabaklı var, Tarık Buğra var. Böyle yüzlerce isim sayabiliriz. Sadece edebiyatta değil, klasik sanatlarımızda Süheyl Ünver, Mustafa Düzgünman, hatta Hamit Aytaç ve diğer birçok sanatkar. Musiki'de, sinemada, tiyatroda Alaaddin Yavaşçalar, Nevzat Atlılar, Necdet Yaşarlar, Niyazi Sayınlar, bunların her birisi dev isimler. Benim şöyle söyleyeyim, hepsinden etkilendiğimi söyleyebilirim rahatlıkla. Hepsinin ayrı bir güzelliği, ayrı bir derinliği, ayrı bir kahramanlığı vardı. Bir sefer şunu gördüm, hepsinin ortak paydası. İşte Mehmet Emin Alpkan, İrfan Atagün, Ömer Üstürkmen ve diğer yazarlarımız, Mehmet Niyazi. Bir sefer yılmıyorlar, yorulmuyorlar, hep çalışıyorlar. Bu aziz millete, bu mübarek ülkeye hizmet etmek için gecelerini gündüze katıyorlar. Hiçbir zaman yoruldum demiyorlar. Mehmet Akif gibi, Yahya Kemal gibi. Ve sürekli üretiyorlar. Peyami Safa gibi, Kemalettin Tuğcu gibi. Şimdi bunların eserleri aramızda. Bazıları vefat etti, olabilir. Tarık Buğra'yı biz unutamayız. Hiçbir şey yazmadıysa küçük ağasıyla yaşayacak Türk edebiyatına mal olmuş bir isimdir. Tarık Hüsnü Makal öyle, diğer isimler öyle. Hatıralar çok. Onlardan birisi, mesela rahmetli Mustafa Necati Sepeçoğlu'yla 4 kaset dolusu bir röportaj yaptım. Tabii Türkiye Gazetesi'nde çalışıyoruz ve çözünce çok az bir kısmı yayınlanıyor. Romancımıza gösterdim, baktı, bu kadar mı konuştum? Hayır efendim, çok fazla konuştunuz ama kasettekilerin hepsini yayınlayamıyoruz. Yayınlasak böyle 10 gün sürer ama ben bunları kitaplaştıracağım demiştim rahmetli romancımıza. Tabii kimisine gidiyorsunuz, o zamanki dar şartlarda TV'niz var ama meğer pili almayı unutmuşsunuz, ondan sonra o konuşma kaydedilmemiş. Veya makinenizde fotoğraf çekmişsiniz ama boş çekmişsiniz. Yani bu tür böyle cilveler de yaşanıyor. Fakat tabii gazetecilik zevkli bir meslek. Hele gazeteciliğin kültür sanat alanı bence çok daha tatlı. Neden? Çünkü kültür sanat adamlarıyla muhatap oluyorsunuz. Müzisyenlerle, bestekarlarla, romancılarla, hattatlarla. Ve hakikaten hepsiyle böyle güzel bir dostluğumuz oldu. Ve röportajdan sonra da o ilişkiyi ben devam ettirdim. Sürekli telefonla aradım, bayramlarını kutladım. Yani o dostluk sürdü. Vefat edenleri rahmetle andık, mezarlarına gittik. Böyle olması lazım. Yani aslında bizim kültürümüze, medeniyetimize, sanatımıza, edebiyatımıza hizmet etmiş olan o büyükleri bizim unutmaya hakkımız yok. Biz onları unutursak unutuluruz. Aksine o büyük sanatkarları, o değerleri, o abide şahsiyetleri bugünkü gençlerimizle buluşturmamız lazım. Bakın enteresan bir şey söyleyeceğim. Bir ara Fatih'te bir meclise katıldım. Orada Safiye Erol'dan bahsettim. Romancımız, çok kıymetli bir romancı. Gençlerimiz adını duymamışlardı Safiye Erol'un. Dedim ki biliyor musunuz? Nihalatsız Safiye Erol için diyor ki çok değerli bir roman, ciğerdelen romanı müstesna bir eser. Mutlaka okunmalıdır. Türk gençleri mutlaka okumalıdır deyince bir anda gençlerimiz aa öyle mi falan dediler ve Safiye Erol'u okumaya başladılar. Tabii duymamış olabilir gençlerimiz. Bizim anlatmamız lazım. Biz artık ara kuşak sayılırız. Gençlerimiz Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'ndan, Ahmet Kabaklı'dan haberdar olmamış olabilirler. Bizim o zatları, o şahsiyetleri tanıtmamız, duyurmamız lazım. O zaman görevimizi hakkıyla yapmış oluruz. Çünkü onlar bir bakıma bizi besleyen hocalardı. Hocalarımız sadece fakültedeki Mehmet Kaplan değil. Bunu yapmazsak zaten onların hakkını ödeyemeyiz. Hakkını ödeyemeyiz. Vebal altına da gireriz. Evet. Mehmet Kaplan, Muharrem Ergin, Faruk Kadri, Tümurtaş gibi hocalarım oldu. Bunlar Türkçeyi adeta yaşatan insanlardı. Türkçeye sahip çıkan hocalardı. Necmettin Hacı Eminoğlu ve diğer bütün büyüklerimiz. Dolayısıyla bence bize düşen görev toplantılarımızda, yazılarımızda, televizyon programlarımızda o değerli şahsiyetleri gündeme taşımak, hatırlatmak. Allah'a şükür son zamanlarda bu anlamda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Hazır Türkçemizi yaşatmanın isimler dediniz. Niyaz Sami Balar'la mesela. Evet. Unutulabilir mi? Şöyle bir şey var. Benim hep içimde yaradır. O mesela yeni basılan kitaplar
Ömer Seyfettin'in olsun veya işte bundan 40-50 yıl veya 30 yıl önce ki bir eserin, bir romanın yeni basımında yazarın yazdığı dil sadeleştirilmeye gidiyor. Buna kimsenin hakkı yok. Çok haklısınız. Yani o yazarların dilini sadeleştirmeye veyahut da güdükleştirmeye, aslında fakirleştirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bence o yazarların eserleri aynen korunmalı. Ama şu yapılabilir, biz onu yapıyoruz Mihrabat Yayınları olarak. Kelime açıklaması koyuyoruz, sözlük koyuyoruz. Olabilir, bazı kelimeler eskimiş olabilir. Sami Ayverdi'nin, Nihat Sami Banarlı'nın, Mehmet Kaplan'ın, Peyami Safa'nın kullandığı kelimelerde bazıları eskimiş olabilir. Refik Halit Karay'ın, değil mi? Reşat Nuri'nin. Onların Türkçesini, bugünkü yani kullanılan Türkçesini kullanabiliriz. Biz bu programı yapıyoruz, bu program yayınlandı. Bundan 20 yıl sonra bizi dinleyenlere dublaj mı yapıp izleyecekler? Elbette, çok haklısınız. Doğru değil. Aksine o dili korumak lazım. O dil bizim zenginliğimizdir. Türkçe bizim zenginliğimizdir. Medeniyetimizin adeta en büyük zenginliğidir. Ona sahip çıkarsak biz edebiyatta da var olabiliriz. Şiirde, romanda, hikayede, tiyatroda var olabiliriz. Yoksa 300 kelimeyle kısıtlı kalırız ve o 300 kelimeyle de şiir yazılabilir. Ne roman, ne hikaye. Beni üzüyor açıkçası. Özellikle okullara tavsiye edilen kitaplarda bir Ömer Seyfettin'i sadeleştirip nereye kadar sadeleştireceksin? Yok, aslında sade, zaten sade yazmış. Hadi Cenab-ı Şahabettin derseniz biraz dili ağırdır. Olabilir. Yani sadeleştirme değil ama açıklamalar kurabilir. Fakat Ömer Seyfettin'in Türkçesi o kadar güzel ki bugün arada 100 yıl geçmiş, bugün bile son derece anlaşılır bir dile sahiptir. Hikayeleri anlaşılıyor. Evet. Ağır değil yani, kesinlikle. Dolayısıyla bence kelime açıklaması koymak lazım kitaplara ama asla sadeleştirme yoluna gitmemek gerek. Peki Mehmet Bey, gençlere daha fazla kitap okumaya teşvik etme için ne yapmak lazım? Bence fuarlar çok önemli. Fuarlar çok önemli ve o fuarlar sayesinde gençlerimiz, artık Türkiye'nin her yerinde üniversitelerimiz var. Ve Türkiye'nin her yerinde de kitap fuarları açılıyor. Zaten o fuarları dolduranlar genelde gençlerdir. Hatta en çok üniversite gençliğidir, lise gençliğidir. Tabii fuarların dışında neler yapılabilir? Bence Kültür Bakanlığı güzel çalışmalar yapıyor, daha da yapabilir. Bilhassa Milli Eğitim Bakanlığı. Bakın İstanbul'da bir ara çok güzel bir kampanya başlatıldı. Senelerce sürdü. Neydi o? Yazarlar okullarda. Ve yazarlarımız İstanbul'daki bütün okulları dolaştılar. Ben de gittim. En az 30-40 liseye gittim. Öğrenciler çok memnun kaldı. Öğretmenler keza öyle. Hatta bazıları ilk defa yazar gördüler. İlk defa bir yazardan imzalı bir kitap aldılar. İlk defa bir yazarla fotoğraf çektirdiler. Bir ara verildi bu güzel çalışmaya ama yeni gelen İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz yazarlar okullarda projesini yeniden başlatacağını geçen Türk Edebiyatı Vakfı'nda müjdeledi. Ben onu çok destekliyorum. Bence Türkiye'deki bütün milli eğitim müdürleri de benzer çalışmalar yapmalı. Sanatkarları, yazarları okullara davet etmeli. Çocuklarımız onları tanımalı, onlardan istifade etmeli. Belki de geleceğin Tarık Buğra'sı herhangi bir lisede okuyordur. Evet, yani ben liseye konferansa gittiğimde bayağı beni terletmişti gençler. Evet. Şimdi şu sayfanın şu satırında, şu hikayede şunu mu demek istediniz, bunu mu demek istediniz, tabii. Şöyle mi dediniz, böyle mi dediniz? Yani çok zeki çocuklarımız çok var. Çok zekiler. Bence hepsi de zeki. İnanın bana da benzer sorular soruyor. Mesela ortaokul öğrencisi bir kız çocuğumuz çıktı, dedi ki, efendim ben roman yazdım, hangi yayınımda yayınlamamı tavsiye edersiniz? Daha ortaokul öğrencisi. Yani demek ki bir özgüveni var. Yazabileceğine inanıyor. Ben de dedim tamam, romana devam et ama önce öykülerden, hikayelerden başla. İleride de romanında yayımlanır inşallah. Gençlerimizi teşvik etmemiz lazım. Gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bütün partiler, bütün gruplar, müesseseler, devlet müesseseleri hepsi sahip çıkmalı. Bizim sadece öğrenciler değil, hapishanedeki kader kurbanı vatandaşlarımızı da düşünmemiz lazım. Bence yazarları oraya da götürmek lazım. Onlarla tanışsınlar, görsünler. Bir ara Metris Cezaevi'nde bir müdürümüz böyle bir hizmet başlattı. Yazarları cezaevine götürüyordu ve mahkum kardeşlerimiz yazarları dinliyorlardı, soru soruyorlardı. Ben bir ara gittim, Akif'le ilgili, Mehmet Akif'le ilgili ki bu hafta Akif haftası,
Onlarla ilgili bir konuşma yaptım. Elbette onlar da bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz. Kısacası köydeki çocuklarımızdan, hapishanedeki vatandaşlarımıza, okullardaki çocuklarımızdan, üniversitedeki gençlerimize kadar bütün topluma bizim sahip çıkmamız lazım. Kitap kavramını anlatmamız lazım. Kitap gerçekten mukaddes. Biz kitap medeniyetinden geliyoruz ve 11. sıradayız dedim ya, bence çok iyi bir noktaya gelmişiz geçmişe göre. Ama bu da yeterli değil. Bizim dünyada en çok kitap okunan ülke olmamız gerekiyor. Birinci olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü kutsal kitabımızın ilk ayeti İkra diye başlar. Oku diye başlar. Yani Cenab-ı Allah'ın bize emri okuyun. Öyleyse dünyada en çok okuyan ülke Türkiye olmalıdır. Niçin Türkiye? Başka İslam ülkeleri de var. Doğrudur. 57 İslam ülkesi var. Ama bütün mazlumlara, bütün mağdurlara sahip çıkan ülke Türkiye'dir. Görüyoruz. Kerkük'ten Bosna'ya, Doğu Türkistan'dan Kırım'a, Suriye'den Irak'a kadar, Arakan'a kadar bütün coğrafyalardaki mazlum insanların yüzünü döndürdüğü ülke Türkiye'dir. Hepsine sahip çıkıyoruz. Öyleyse biz her anlamda çok güçlü olmak zorundayız. Sadece silah sanayinde değil, kültürel anlamda da çok güçlü olmak zorundayız. Öncü olmak zorundayız ve o mazlum insanlara sahip çıkmak durumundayız. Benimle aynı fikirde misiniz bilmiyorum ama kitap okuma konusunda yazar seçme de önemli. Elbet. Yani şuna inanıyorum ben, buna eskiler de çok önemli deyişlerle anlam yüklemişler. Okuduğunuz kitap, yazan kişinin ruh hali okuyucuya yansır. Elbet. Yani ben o kitabı yazarken ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam, benim kafamın içinde ne varsa, gönlümde kaynayan ne varsa aslında okuyucuyla aramızdaki iletişimi sağlayan kitaptır. Çok haklısınız. Okuyucular zaten kendi ruhlarına hitap eden yazarı arayıp buluyor. Evet. Benim Milli Türk Talebe Birliği'nde yazı editörlük ve medya kursum var. Orada da öğrenciler söylüyorum. Lütfen herhangi bir yazara bağlı olmayın. Kendi bilincinizde, aklınızda, şuurunuzda araştırın, kitapları inceleyin ve sizin ruhunuza hitap eden yazarları bulun, keşfedin, onları okuyun. Yani Mehmet Nuri Yardım'ın kitaplarını okuyayım, ille de okuyayım değil. Mehmet Nuri Yardım'ın 50'ye yakın kitabı varsa belki onu size hitap ediyorum. Belki sadece bir kitabı, Edebiyatımızın Güler Yüzü kitabı size hitap eder. Dükteden bir kişiliğiniz varsa mesela. Dolayısıyla gençlerimizi o anlamda serbest bırakmalıyız. Mesela 100 temel eser vardı, iyi bir hizmet etti ama bitti biliyorsunuz. Bence 100 temel eser değil, 1000 temel eser. Ve geçmişte devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1000 temel eser diye bir serisi vardı. Hatta devlet onu tamamlayamamıştı. Ondan sonra Tercüman Gazetesi 1001 temel eser diye o seriyi sürdürmüştü. Yani bizim çok eserimiz var, çok yazarımız var. Niye sadece 100 kitapla sınırlayalım ki? Öyle değil mi? Evet. Yani sadece Ahmet Mithat Efendi'nin 300'e yakın eseri var. Ömer Seyfettin'in, Kemalettin Tuğcu'nun 470 kitabı var. Çocuklara hitap eden romanlar, hikayeler. Dolayısıyla aslında çok önemli bu sorunuz da gerçekten değer taşıyor. Yani çocuklarımız, gençlerimiz veya yetişkinler arasınlar, arayış içinde olsunlar. Her yazara hemen bağlanmasınlar. Birçok yazar var ki gerçekten negatif fikirler aşılıyor. Olumsuz düşünceler telkin ediyor. Çocuklarımıza zarar veren yazarlar da var. Affedersiniz, aile içi ilişkileri anlatan romanlar var. Ben de yani onları çocuklarımıza nasıl okutabiliriz? Yine Babal'de duymuştum büyüklerimizden, kitaplarımızda da olan isimlerden. Derlerdi ki bir kişi para için bir din kitabı yazsa, evet, yazdığı kitabın içerisinde hepsi doğru olsa okuyan ondan fayda alamaz. Evet. Çünkü para için yazmıştır onu. Evet. Onun için yazarın şeyi çok önemli. Hasbiliği ne için yaptı? Evet, sağlam inancı, dürüstlüğü. Gerçekten yani zaten bir şey söyleyeyim, bazen böyle çocuklar soruyorlar, efendim çok kitabınız var, acaba çok mu para kazanıyorsunuz? Ben de diyorum ki vallahi çok para kazanmıyorum, tam aksine çok az. Zaten yazarlara verilen para çok çok azdır. Evet. Hatta bir kitap için bir yazar ömür boyu uğraşır, didinir. Bir kitap yayınlar,
ona verilen telif ücreti diyorum çocuklara, bir memurun maaşının 1/4 bile değildir yani. Doğru. Bu kadar az. Demek ki yazarlar para için yazmıyor. Evet. İdealist insanlardır. Ben bu fikirlerimi, duygularımı, düşüncelerimi bu toprağın çocuklarına aşılamak istiyorum, aktarmak istiyorum diyorlar. Hepsi öyle yazmıştır. Yani çok zengin olan Türkiye'de mesela ben 2-3 yazar biliyorum sadece. Böyle onlar da artık kazanan, şişirilmiş. Evet. Belki de bazı medya gruplarının desteğiyle bir yerlere getirilmiş yazarlar. Ama yazarlarım başta Mehmet Niyazi Bey rahmetli olmak üzere birçok yazarımız gerçekten Allah rızası için vatan sevgisiyle, bayrak aşkıyla yazmışlardır. Bu Türkiye için, Türk dünyası için, İslam alemi için yazmışlardır. Mazlumlar üzülmesin, acı çekmesin diye yazmışlardır ve büyük medeniyetimizi anlatmak için yazmışlardır. Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Oğuzları, değil mi? Evet. Dünyaya nizamat veren o büyük ecdadı anlatmak için yazmışlardır. Allah vefat edenleri rahmet etsin. Ama böyle idealist yazarların da ben çok olduğuna inanıyorum. Evet, doğru. Bugün de aramızda yaşıyorlar, eser veriyorlar, kitap yazıyorlar. Dolayısıyla gençlerimize onları işaret etmemiz lazım. Gençlerimiz sağlam, iyi, milli ve manevi değerlerine bağlı, yerli ve milli olan yazarlarla buluşmalı, onlardan feyiz almalı ve çalışarak onları da geçmeli hatta, mümkünse. Yeni Tarık Buralar, yeni Sepetçioğulları, yeni Yahya Kemaller, yeni Atsızlar, yeni Akifler, yeni Peyami Safalar, yeni Sami Ayverdiler olmalı, şimdi aramızdan çıkmalı. Şimdi saydığınız isimler Mehmet Bey, çocuklukları, gençlikleri mücadeleyle geçmiş. Kimisi yoklukla geçmiş. Tabii. Mesela yani, Peyami Safa. Bunda sizin de öyle, benim de öyle. Mesela çocukluğumuz bir türlü sıkıntıyla geçti. Bir türlü yoklukla geçti. Darbeler yaşadık. Enflasyonlar, ekonomik krizler, çatışmalar, kuşak çatışmaları, işte yasakların olduğu dönemlerde. Daha ben üniversite 2. sınıftaydım ve yazdığım bir tiyatro eseri Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yasaklanmıştı. Tiyatro eseriydi. İsmet İnönü dönemini anlattığım için. Ta evet. Çocuk yaştayken evet. Yazdığım bir eser. Şimdi bu sıkıntılar bu saydığınız isimleri doğurdu. Evet, evet. Şimdi çoğu gençliğin büyük çoğunluğu bir eli yağda bir eli valda. Evet, evet. Yani telefonları akıllı telefonlarının gösterdiği akıldan gidiyorlar. Evde yemekleri var, üşümüyorlar, bir çatışma yok, hastalandıkları zaman hemen hastaneye gidebiliyorlar, tedavi oluyorlar. 80 okulda, öncesi acılar yok. Acılar yok, tabii. Kavga yok, komşuyla tabii. Kavga yok, ne bileyim bir ideolojik çatışma yok. Ve gerçekten yok. De fakirlik vardı dediğiniz gibi. Yani ben üniversitede okurken Edebiyat Fakültesi'nde sahaflara giderdim, cebimde 1 lira var. Ya kitap alacağım ya simit. Şimdi, ve inanın ben kitap alıyordum. Yani peki, simit almakta vazgeçtim. Şu andaki bir genç cebinde 1000 lira varsa kitap mı alır, telefon mu alır? Maalesef bir kısmı telefon alıyor, büyük bir kısmı. Ama idealist ve inşallah yetişecek, gelişecek ve artacak olan gençler de kitap alıyor. Yani çünkü bu, kitap fuarları da dolup taşıyor. Evet. Yani onların da hakkını verelim. Gençlerimiz kitap okuyor. Fakat bu sayı yeterli değil. Artırmamız lazım. Çalışarak, uğraşarak onlara kültürün, kitabın, medeniyetin, sanatın, edebiyatın, musikinin ne kadar önemli olduğunu anlatarak cazip hale getirebiliriz. Ve gençlerimiz inanıyorum ki son yıllarda mesela kurslara gidiyorlar. Musiki kursuna gidiyorlar, Ebru kursuna gidiyorlar. Osmanlı Türkçesi öğreniyorlar ve birçok kursa devam ediyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar, kendilerini yetiştiriyorlar. Ama bu gençlerimiz mesela 10'da 5 ise bence yeterli değil. 10'da 10 olmalı, %100 olmalı. Bütün gençlerimiz böyle hayırlı, faydalı, güzel faaliyetlerin içinde olmalılar. Gelip toplantılarda yazarları dinlemeler, sanatkarlardan ders almalar, yeni Süheyl Ünver'ler yetişmeli, yeni Ekrem Hakkı'yı verdiler, Hamit Aytaç'lar değil mi? Hamit Aytaç dünyanın en büyük sanatkarı. Türklerin yetiştirdiği en büyük İslam sanatkarı, hat sanatını bütün dünyaya yayan bir zat. Diyarbakır'dan çıkmış yoksul bir ailenin çocuğu İstanbul'a geliyor, kendisini yetiştiriyor ve hat sanatına mührünü basıyor. Demek ki böyle bizim büyük sanatkarlarımız var. Baki gibi, Fuzuli gibi, Şeyh Galip gibi. Bence onları gençlerimize tanıtırsak inanın gençlerimiz mutlaka bize inanacaklar ve kültürümüze bu manada sahip çıkacaklar. Fatih Sultan Mehmet Han Sahne Sanat Medreselerini kurduğunda evet. Eğer yanılıyorsam seyircilerimize düzeltebilir beni. Tabii heyecanla
talebelerin durumunu merak ediyor. Müderrislere soruyor, nedir gelenlerin, öğrencilerin kapasitesi, ilgisi? Müderris efendi bayağı üzgün bir şekilde diyor ki, efendim olsa olsa diyor, ancak bu öğrencilerin %10'u diyor, istediğiniz gibi olur. Sen ne diyorsun diyor, daha büyük nimet mi olur? Tabii. Demek ki %10 az değil yani. %10 bile olsa diyorsunuz bu gençlik arasında sancısı olan. Elbet. Yarınlarımız evvelallah iyi olacak inşallah. Yani Cemil Meriçlerimiz, Erol Güngörlerimiz yetişecek, Mümtaz Turhanlarımız yetişecek. Fikir hayatında, edebiyat sahasında, geleneksel sanatlar alanda, her sahada bence çok iyi sanatkarlarımız, yazarlarımız yetişiyor. Bütün mesele bunu bizim fark etmemiz, asla aşağılık kontekstine kapılmamamız, asla ümitsiz olmamamız gerekiyor. Çünkü ümitsizlik başladı mı her şey biter. Evet. Aksine ümit var olacağız. Geleceğe ümitle bakacağız. Ve madem ki Türk milleti büyük kahramanlar yetiştirmiştir. Alparslanlar, Ertuğrul Gaziler, Fatihler, bugün de yetiştirecektir. Bugün de yetiştirecektir ve yetiştiriyordur da aslında. Bugün dünyanın göz bebeği bir ülkemiz var, Türkiye. Bütün dünya adeta ağzı açık dönüp bakıyor. İçimizdeki bazı hainler bunu fark etmek istemeyebilir. Bunu görmek istemeyebilir. Vardır. Zaten Atilla İlhan'ı öyle derdi. Her ülkenin %10 potansiyel haini vardır. Türkiye'de de vardır. Yani dışarıdaki düşmanlarla birlikte olan, işte FETÖ'sünden PKK'sına kadar. Bunlar hain değil mi? Bunlar bu devletin, bu milletin düşmanı. Onlar da olacak. Ama büyük ekseriyet, gayri ekseriyet, Allah'a şükür insanımız kendi medeniyetine, kendi değerlerine sahip çıkıyor ve geleceğe ümitle bakıyor. Manzara bu bence. Evet, güzel bir program oldu. Gerçekten ağzınıza sağlık. Sağ her şey için. Son birkaç dakikamız. Edebiyat dünyasını, biraz Türk dünyasında diğer ülkelerde yaşayan isimlerle diğer ülkelerde nasıl? Diğer ülkelerde benzer sancılar var mı? Türk dünyasının diğer ülkelerinde aslında Türkiye'de yaşanan sıkıntıların bir benzeri mesela Azerbaycan'da da yaşanıyor. Azerbaycan'da da eskiden şiir kitapları 50 bin adet basılıyordu. Şimdi çok daha az basılıyor. Demek ki zaman zaman ülkelerde bu tür durumlar olabilir. Ama şimdi Türkiye çok iyi bir noktaya doğru gidiyor. Hatta yani Azerbaycan'daki dostlarımızla da görüşüyoruz. Bahtiyar Vahapzade'yi hatırlıyorum, gelmişti rahmetli. Türkiye ne güzel demişti. Yani ne güzel şeyleri evet, vardı. Necip Fazıl'ı anlatmıştı. Onunla dostluğu vardı. Yani Türkiye şu anda bence kültür ve sanat alanında da, medeniyet yolunda da çok iyi bir ilerleme içinde. Hem Türk dünyasıyla çok güzel bağlar kuruluyor. Hem İslam alemiyle köklü bir kardeşlik yeniden tesis ediliyor. Biliyorsunuz geçmişte Türkleri Araplara, Arapları Türklere düşman etmek isteyen bir zihniyet vardı. Evet. O zihniyet ortadan kalktı. Biz her şeyden önce Müslümanız. Ve Müslümanlar kardeştir. Bunun şuuruna vardık. Ama Batı'ya da örnek olacağız inşallah. Yani Batı'nın o uygarlığı bizde medeniyet olarak tezahür edecektir. Ve inşallah gelecekte Türkiye bana göre dünyanın yıldızı olacaktır. İstanbul'da hem Türkiye'nin hem dünyanın yıldız şehri olarak mutlaka adını yazdıracaktır. Çünkü Hazreti Peygamber'in müjdelediği bir şehirdir İstanbul. Dolayısıyla yaşayan 20 milyon bence her gün şükretmeli. İyi ki İstanbul'da yaşıyorum diye. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür Sağ ederim. Olun. Sevgili seyirciler, güzel bir sohbet oldu. Umarım sizler de evlerinizde sohbetimize iştirak etmişsinizdir ve memnun kalmışsınızdır. Lütfen bize sosyal medya hesaplarımızdan yazın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.